Sayın Başbakan Yardımcım, çok değerli eşleri, kıymetli hanımefendi, saygıdeğer protokolümüz, değerli konuklarımız, gönül köprüsü kurduğumuz Balkan coğrafyasının kıymetli misafirleri, basınımızın güzide temsilcileri, Hazreti Mevlana dostları. Şevi Aruzu'ndan kısa bir süre önce kendisini ziyarete gelenlere, aşıkla maşuk arasında ancak zar gibi incecik bir gömlek kaldı. Burada çıkarıp hak vuslatına kavuşmamı istemez misiniz? Nurun nura kavuşması istenmez mi? Aşk bu pervanenin gönlünden başka neyi yakar? Sözündeki sırla bedeninle bir canını nur haline getirip aşk olsun, aşkınız cemal olsun, cemaliniz nur olsun, nurunuz ayin olsun dileklerini bizlere emanet eden Allah'ın dostu, Allah'ın Resulü'nün aşığı, biz bendelerinin baş tacı, gönül ilacı, Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Efendimizin 741. Vuslatlı münasebetiyle Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Roman Kurtulmuş himayelerinde Çanakkale Valiliği koordinasyonunca düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz, hoşa geldiniz, sefa geldiniz, sema geldiniz diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Dobro došli, kalos ilštate, spasiva. Sayın Başbakan Yardımcım, izninizle programı arz ediyorum. Protokol konuşmaları, tasavvuf söyleşileri, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ'dan gelen semazenlerin ortak sema gösterimi yine programımız son bulacaktır. Ey mana aleminin sarrufu, hoş geldin. Hoş geldin canımın cananı, kelamın sultanı, efendisi, hoş geldin. Seni bekledi bütün yağmurlar, baharlar seni. Nehirler koşmadı denizlere, denizler seni. Artık açıldı gönlümüzün penceresi. Çıkarıp attık benlik tacını, kibir hırkasını yırttık, pırlattık. Kuşandık nihayet kısmet kemerini. Hoş geldin Konya'nın sultanı. Hoş geldin Celaleddin. Hoş geldin Celaleddin Rumi. Ey İslam'ın ışığı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayak izi, kıyısı bulunmayan İnciler Denizi, hoş geldin. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli konuklarımız, bugün Şevi Aruzumuzu katılamayıp da bizlere telgraf yoluyla mesajlarını gönderen çok değerli devlet büyüklerimiz var. İzniniz olursa paylaşmak istiyorum efendim. Hazreti Mevlana 741. Vuslat Yılı dönümü vesilesiyle düzenlenen uluslararası anma törenine davetiniz için teşekkür ediyorum. Eserleriyle gönülleri fetheden, ilmiyle, sözüyle, ışığıyla Anadolu'yu ve Rumeli'yi aydınlatan, farklılık içinde birliğin ruhuna ermemizi sağlayan, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü mesajıyla tüm insanlığı evrensel barışı tesis etmeye çağıran Hazreti Mevlana'yı vuslatının 741. sene-i devriyesinde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Bu törenin Mevlana'nın aşk ve sevgi dolu gönlüyle aydınlattığı o kutlu yolda ilerleme kaydedilmesine, onun ışık tutan öğütleriyle gönüllerin tazelenmesine vesile olmasını diliyorum. Mevlana dostlarına ve kıymetli misafirlere hoş geldiniz diyor. Sizleri ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Şevi Aruzumuzu ayrıca Sayın Başbakanımız ve diğer devlet büyüklerimizin de göndermiş oldukları tebrik maksadıyla gönderdikleri telgraflar için ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer konuklar, günün anlam ve önemi hakkında konuşmaları yapmak üzere bu destanlar kendi Çanakkale'mizin valisi Sayın Ahmet Çınar sizlere hitap edeceklerdir. Sayın valimizi konuşmaları yapmak için huzurlarınıza arz ederim. Sağ
Sayın Başbakan Yardımcım, Balkan coğrafyasından program için ilimize teşrif eden çok kıymetli Başbakan Yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, Sayın Mustafa Cemil Kırımoğlu, Mustafa Ağamız, çok kıymetli misafirler, İstanbul gibi iki büyük kıtayı, iki büyük kültürü birbirine bağlayan bir kültür köprüsü konumundaki Çanakkale'de Gönül Köprüleri'nin mimarı Mevlana Celaleddin Rumi'nin 741. ölüm yıl dönümünde Şeb-i Aruz programında 400 yıllık Mevlana öğretisini insanlara sunmaya, öğretmeye çalışan bu mekanda hep birlikte bir aradayız. Kim olursan ol gene gel diyen büyük bilge, büyük din adamı Mevlana Celaleddin Rumi'nin 741 yıl sonra ölümünden yine bir arada bizleri buluşturdu. Kendisine minnettarız. Mevlana tarihe mal olmuş bütün insanlığın evrensel değeridir. Vermiş olduğu muhteşem eserlerle hala bir ocak gibi insanlığı aydınlatan felsefesiyle bütün insanlığın ortak değeri olmuştur. Mevlana aslında yaratılıştan insanın özünde var olan insani değerleri ortaya çıkarmayı aslında yine yaratılış temelinde insanın yapısına uygun olarak gönderilen kitabımız Kur'an-ı Kerim ve onun bir hayat nizamı olarak bize öğretilmesinden kaynağımız olan sünnete uygun olarak insanın özündeki insani değeri ortaya çıkarmayı bizlere tavsiye etmiş, öğretmiştir. Bu insani değerden bahsedecek olursak en belirgin örneği Çanakkale'den verebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki Çanakkale Savaşı milletimizin bütün evlatlarının verebilecekleri en fazlasını, canlarını vererek kazanılan bir zafer olmuştu. Bu savaş her yönüyle kirli bir savaş hepimizin bildiği. Sömürüye dayalı bir işgal hareketiydi. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu savaş içerisinde birbirlerinin yaralarını saran, birbirlerine ekmek konserve veren, birbirlerine sigara ikram eden insanlar vardı, askerler vardı düşman saflarında. Buradan şunu açıkça görebiliyoruz. Her ne kadar savaşa karar verenler bu insanların birbirlerinin boğazlamalarına sebep olsa da insanın yaratılıştan var olan özündeki o insani değer kendiliğinden ortaya çıkmıştır. İşte bu insanın özünde var olan insani değerin keşfedilerek hayatımız içerisinde etkin şekilde kullanılarak bütün insanlığın barış içerisinde yaşayabileceğini Mevlana Celaleddin Rumi bizlere göstermiş ve öğretmiştir. Ben tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum, saygılarımı arz ediyorum. Sayın Valimizle konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve değerli konuklar, programın tabii ki de bu gece huzur ve sükunet içinde geçebilmesi için cep telefonlarımızı sessize alıyoruz. Biraz daha huzuru ve bu güzel ruhu yaşamak için sessizlik ve sükunet diyoruz efendim tekrar. Bilindiği üzere tüm dünyayı sözleriyle ve eserleriyle etkilemiş, gönüllerin ve aşkın sultanı Mevlana Celaleddin Rumi'nin Vuslat Gecesi her yıl Aralık ayında sema ayini ve dualar eşliğinde kutlanıyor. Şeb-i Aruz, Mevlana Hazretlerinin Rabbi ile kavuştuğu büyük gün. Ben öldükten sonra mezarımı yerlerde aramayın. Ben
ariflerin gönlündeyim diyen Hazreti Mevlana'yı anmak ve anlamak adına çıkılan eşsiz bir yolculuk. Sayın Başbakan Yardımcım, sevgili Mevlana dostları, konuşmaları yapmak üzere Balkan coğrafyasından Karadağ'ın değerli Diyanet İşleri Bakanı Sayın Rıfat Feyz içi konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, saygıdeğer Vali, değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, hepinize saygı ve sevgiler iletmek istiyorum. Balkanlardan gelen dini meslektaşlarım adına benim birkaç kelimemi söylemek istediler. Benim için bu büyük bir mutluluk ve şeref. Çanakkale ve Mevlana aynı zamanda hem bir mücadele hem bir sevgi yeridir bu akşam. Biliyorsunuz Çanakkale'de bizim Balkanlardan gelen dedelerimiz de var. Çoğu tekrar Balkanlara dönemedi, burada kaldı. Biz onların torunları olarak tekrar buraya gelmekten büyük bir mutluluk ve şeref duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, bizim dedelerimiz buradaydı. Ama şunu açık ve net belirtmek istiyorum. Bizim babalarımız pek buraya gelmedi. Balkanlardaki Müslümanlar ile Türkiye arasında belli bir zaman içerisinde bir boşluk vardı. Ama çok şükür şu andaki Türkiye ile Balkanlardaki Müslümanlar tekrar birbiriyle kucaklaştı. Yani biz bir torunları olarak buraya gelen dedelerimiz geldikleri topraklarda, mücadele ettikleri, savaştıkları yerlerde tekrar buraya gelmek bizim için gerçekten büyük bir mutluluktur. Bazen bana diyorlar, şöyle konuşuyorsunuz veya böyle konuşuyorsunuz. Aramızda kalan o boşluk suresiyle benim bir konuşmam vardı geçen yıl. O konuşmayı dönemin başbakanı, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan meclisten bahsetti. O aradaki boşluk, bir misal olarak vermek istiyorum. Karadağ'da 1911 yılında bir cami, kötü halde bir cami vardı. Oradaki Müslümanlar İstanbul'da bir mektup yazıyorlar. Caminin restore edilmesi için bir talep yazıyorlar. Daha sonra bir Balkan savaşları oldu, biliyorsunuz Osmanlı maalesef çekilmeye zorunda kaldı. Sonra biz bu değişen Türkiye'yi tekrar bir mektup yazdık. Tekrar bir bakalım, bir deneyelim. Acaba o 100 yıl önce gönderdiğiniz mektup yerine ulaştı mı diye. Ve 2011 yılında Dikkan'ın vasıtasıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, o zaman Başbakan'ın talimatıyla o cami tekrar yapıldı. Sıfırdan yapıldı. Tam 100 yıl sonra. Ve buna daha sonra bir belgesel yapıldı. Belgeselin adı da Cevapsız Kalmayan Mektup. Onun için biz tekrar kucaklaştık. Türkiye tekrar bize kucağı açtı. Türkiye bizim için çok önemli bir devlet. Türkiye bizim için
Ne kadar sizin için önemli bir devlet ise bizim için de o kadar önemli. Türkiye'yi koruyun. Türkiye'ye karşı bu bir sevginiz olsun. Siz azınlık ne olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ezanın bereketi ne olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bol bol caminin bereketi ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü her tarafta cami var, her tarafta ezan var, her tarafta serbestlik var. Ama biz bunu pek göremiyoruz maalesef. Onun için sadece kendinizi düşünmeyin. Türkiye'yi düşünün, sizi düşünün ve böyle bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Sadece sizin için değil, bizim için de ihtiyacı var. İslam alemine böyle güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Karadağ Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere yine Balkan coğrafyasından Kırım Milli Meclis Eski Başkanı, Kırım Tatarları Efsane Lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş Beyefendi, değerli Çanakkale Valisi Ahmet Bey, değerli Çanakkaleliler, değerli Balkan ülkelerinden gelen kıymetli misafirlerimiz, ilk önce sizlere Karadeniz'in öteki tarafında yaşayan sizin kardeşlerimiz, ama şimdi emperyalist Rusya tarafından yeniden işgal edilmiş Kırım Yarımadası'ndan sizin kardeşleriniz Kırım Tatar Türklerinden size samimi selamlarımı iletmek istiyorum. Biz bugün Çanakkale bu dünya savaşlar tarihinde en kanlı savaşın mekanını ziyaret ettik. Bu arada barışsever Türk halkı eğer toprağı işgal ettiği zaman ne kadar kahraman olacağını, ne kadar seve seve kendi canlarını vatan için vereceğini şahit oldu. Bu bize ilham verecek, bu en insanlara ibret verecek bir sahnedi. Değerli arkadaşlarımız, soydaşlarımız, biz sizin komşumuz, sizin kardeşlerimiz çok yıllardan devamında topyekun sürgündükten sonra vatanımıza dönmek için mücadele veren insanlar yine işgal altında kaldı. Bu yılın Mart ayında Rusya kendi askerlerini bizim toprağımıza getirdi ve bizim toprağımızı hep uluslararası anlaşmalara, kaydelere aykırı olarak kendi toprağına ekledi. Ve bizim halkımız şimdi kurtuluş mücadelesinde. Elbette böyle durumda biz elbette bütün dünyanın demokratik kuvvetlerinden ve ilk önce kendi akrabamızdan hiç olmadıkta manevi destek bekliyoruz. Ben çok minnettarım Türkiye Cumhuriyeti'ne, bugüne kadar bizim halkımıza veren desteğini. Aslında Türkiye Cumhuriyeti tüm Türk dünyasının umududur. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne başarılar dilerim, barış dilerim. Allah Türkiye'ni korusun. Sağ olun.
konuşmalarından ötürü Sayın Kırmoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Mevlana dostları, Kosova Çevre Planlama ve İmar Bakanı Sayın Mahir Yarcıları konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Usoviç, Makedonya Devlet Bakanı Furkan Çako, Kırım Meclis Başkanı Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Müftüler, Bakan Yardımcıları, Belediye Başkanları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, saygıdeğer hanımefendi ve beyefendiler, Mevlana sevdalıları. Şeb-i Aruz Hazreti Mevlana'nın 741 yılıncı Vuslat yıl dönümü anma törenlerinde sizlerle beraber olmaktan büyük şeref ve mutluluk duymaktayım. Bu etkinliğin Çanakkale Gelibolu'da da yapılması bu törenlere ayrı bir renk katmaktadır. Anlamına anlam katmaktadır. Çünkü Çanakkale bir destandır. Kahramanlık öyküsüdür, bir vuslattır. Din uğruna, bayrak uğruna, özgürlük uğruna hayatını vermeye olan şehit ve gazilerin öyküsüdür. Değerlerini korumaya hazır olan bir medeniyetin destanıdır. Bu medeniyetin felsefesi, ruhu ve vatan sevdası Hazreti Mevlana'nın hayatındadır, mektebindedir, vuslatındadır. Yüce Rabbimize dair kulluğumuzda, Hazreti Peygamberimize bağlılığımızda, vatana sevdamızda, yaratanların arasındaki muhabbette yatmaktadır. Bu aşk, bu sevda, bu bağlılık bizleri de yüzyıllarca ayakta tutmuştur. Bir medeniyet olarak dünya tarihine yerleştirmiş İslam'ın akıncısı olmuştur. Bu anlayış ayrıca bizlere sabırı öğretti. Dinimize sahip çıkmayı öğretti. Yüce Rabbimize sevda yolunu öğretti. İşte Çanakkale Destanı'nın yazılmasında, muharebenin başarıya ulaşmasında bu anlayışın ve hayat felsefesinin nedeni büyüktür. Müsaadenizle bir örneği de vereyim. Bu sevda, bu anlayış, bu vuslat Balkan Türk Müslüman halkları için de geçerlidir. Ve Çanakkale örneğinde görünmektedir. Osmanlı'nın 1912 yılında Balkanlardan çekilmesine rağmen oradaki halk din uğruna, vatan uğruna yüzlerce kilometre uzaklardan gelip şehit olmuş, gazi olmuşlardır. İşte bunları ancak Hazreti Mevlana Mektebi'nden gelen, Yüce Peygamberimize inanan, Cenab-ı Hakk'a iman eden kişiler yapabilirdi. Artık devleti olmayan topraklara hala vatan olarak seven kişiler yapabilirdi. Allah'a şükürler olsun. Bugünler Türkiye güçlü ve büyük bir devlet, ekonomi ve siyasetiyle yeni pazarları fethedilen bir devletti. Her şey daha kolay oluyor. Bizlere de sayıp çıkıyor. Bu vesileyle tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Bizler de Türkiye dışında yaşayan temsilciler olarak yaşadığımız topraklardaki devletlerimize sahip çıkıyor. Diğer taraftan ana vatanımız Türkiye'nin bir nevi elçileri oluyoruz. Biz barışı ve hoşgörüyü sergiliyoruz. Hazreti Mevlana anlayışıyla hayata bakıyoruz. Aramızda muhabbeti devam ettiriyoruz. Sınırlar arası muhabbeti gerçekleştiriyoruz. Balkanlar olarak buluşuyoruz. Türkiye ile kaynaşıyoruz. Biz ve barış ve hoşgörünün en iyi örneği olmak istiyoruz. Bu gecede, bu buluşmada bunun en iyi örneklerinden biridir.
Dolayısıyla bu akşamı bize yaşatan, bizleri bir araya getiren, bizleri bu anlamlı programda buluşturan Çanakkale Valiliği ile Yurt Dışı Türkleri Başkanlığı, Çanakkale 2015 Ajansı, tüm kurum ve kuruluşlara ve şahıslara teşekkür eder. Kendi adıma ve Balkanlardan gelen temsilciler adına bir yani Kosova Cumhuriyeti'nin bir Türk Bakanı olarak tekrar hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Konuşmalarından ötürü bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. 1273 yılında Konya'da bir çağrı. Zaman ikindi, günlerden 17 Aralık'tı. Hasta yatağındaki bir kutlu zatın takatsiz bedenine rağmen Hazreti Azrail'e seslenmesidir bu çağrı. Piştera, piştera canı men, pelki deri Hazreti Sultanı men, vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, leyle-i aruz-u Rabbani vuslat, vuslat-ı halvet saray-ı subbani, hakk-ı akdesi hüdavenle yaride an ve an, vesile-i itilai makam ve fiyuzat-ı ruhaniyeti aliyeleri cümle peyveranı hakkında şanür ve am ola der. Beri gel, biraz daha beri gel. Ey benim canımı hakiki sevgiliye götürecek olan sevgili, daha beri gel. Hazreti Azrail'i bu dünyadan onu hakiki sevgiliye götürmek için bir elçi olarak kabul eden Hazreti Mevlana, ölümü bir vuslat, sevgiliye kavuşmak olarak kabul etmiş, bugünü ise düğün olarak nitelendirmiştir. Bizlere düşense bunun bir anma olmaktan çok onu anlamaya çalışmaktır. Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli Mevlana dostları, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş, konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini saygılarımla arz ederim. Balkan coğrafyasından, Karadağ'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Saraybosna'dan, Bosna Hersek'ten ve Karadeniz'in öbür ucundan, Ukrayna'dan gelmiş olan saygıdeğer kardeşlerim, bakanlarımız, başbakan yardımcılarımız, ama kardeşlerim de bu hepsinden daha kıymetli, değerli kardeşlerim, Türkiye'den gelen, Çanakkale'den gelen değerli kardeşlerim, hepinize en içten, en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bütün İslam coğrafyasının, bütün Balkanların ve ülkemizin üzerine olsun. Burada Ahmet-i Bican'ın, Mehmet-i Bican'ın manevi huzurunda, Bayraklı Dede'nin manevi huzurunda, Çanakkale şehitlerinin manevi huzurunda konuşmaktan edep ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ama en büyük edebi de yine manevi huzurlarında bulunmaktan, büyük bir memnuniyet duyduğumuz Hazreti Mevlana'nın huzurunda bulunmaktan, onun manevi huzurunda bulunmaktan edep ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında demin kardeşimizin burada Şeb-i Aruz'la ilgili Mevlana'dan söylediği o sözlerden sonra söz söylemek çok zor. Şeb-i Aruz hepimizin bildiği gibi sevgiliye kavuşma, Yaradan'a kavuşma anı, vuslat gecesi. Hazreti Mevlana dünyanın iki kapılı bir handan ibaret olduğunu bilen ve dünya hayatında aslında bulunmamızın sadece geçici bir gölgelenmekten ibaret olduğunu bilen bir inancın çok somut bir müntesibi ve öğreticisi. Aslında Peygamberimiz ölmeden önce ölünüz diye buyuruyor hepimize. Yani şu demek, aslında her akşam hepimiz rüyalı uykumuzda ölümün bir provasını yapıyor ve sabahın ilk sesleriyle birlikte yeniden diriliyor, yeniden kalkıyoruz.
Aslında şebi aruz bu demek. Zaten nasıl uyuduk? Uyandık demek. Ve bu anlamda Rabb'e kavuşmak, yaratıcıya kavuşmak, sevgiliye kavuşmak demek. Hazreti Mevlana'nın 741 yıl önce söylediği o sözlerle kavuştuğu Rabbine, inşallah burada bulunanlar ve bütün Müslümanlar yüz aklıyla bir vuslat gecesi aydınlığı içerisinde bir sevinçle kavuşuruz diyerek, dua ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Mevlana'nın öğretisine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Mevlana'nın öğretisindeki barışı, adaleti, hakkaniyeti ve insanlığı hep beraber yaşamamızın her zamandan daha çok önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hazreti Mevlana'nın hepimizin bildiği en önemli çağrılarından birisi, gel ne olursan ol, kim olursan ol, gel, duanı, tevbeni bin kere bozmuş olsan yine gel çağrısıdır. Hazreti Mevlana bu anlamda bütün insanları ortak bir değere çağırıyor. Hazreti Mevlana insanları kendi ruh köklerine, kendi yaratılış gayelerine, kendi varoluş sebeplerine çağırıyor. Hazreti Mevlana bütün insanları, ister putperest, ister Hristiyan, kim olursa olsun insanları kendi aslına çağırıyor. Hazreti Mevlana insanları tevhide çağırıyor. Men bendeyi Kur'anem, meğer ki candarem, men hak-ı rehi Muhammed muhtarem sözlerine çağırıyor. Yani ben Allah'ın, men bendeyi Kur'anem, Kur'an'ın kölesiyim, meğer ki candarem, bu can terimde olduğu sürece Kur'an'ın kölesi olan birisiyim. Men hak-ı rehi Muhammed muhtarem, ben Hazreti Muhammed Muhtar'ın ayağının kölesi, tozuyum diyen bir Hazreti Mevlana. İnsanları bir boşluğa değil, insanları bir merkeze çağırıyor. İnsanları Hazreti Allah'ı tevhidle içselleştirerek inanmaya, tevhidin içerisinde yok olmaya, o tevhidi bize öğreten Yüce Resul'ün ümmeti olmaya, onun ayağının tozu olmaya davet ediyor. İşte Hazreti Mevlana'nın daveti bu. Hazreti Mevlana'nın ikinci daveti ise ma berayı faslamedim ne berayı faslamedim sözlerinde. Yani Hazreti Mevlana diyor ki, biz bu dünyaya bölmek, parçalamak, dağıtmak, ufalamak için gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmek, bütünleştirmek, ululamak ve hep beraber olmak, bir olmak için insanları birleştirmeye geldik. İnsanları insanlık sözüne, insanları vahdet sözünde, insanları tevhid sözünde, insanları adalet sözünde, insanları hakkaniyet sözünde birleştirmeye, bir araya getirmeye geldik diyor. İşte bugünlerde bu iki şeye çok ihtiyacımız var. Bir, bireysel olarak hepimizin tevhid-i ilahi içerisinde kendimizi yok etmeye, bütünleştirmeye, nefis terbiyemizi onun içinde bulmaya. İkincisi de bütün insanların farklılıklarını bir araya getirerek insanları hakta, hakikatte bütünleştirmeye ihtiyacımız var. Hazreti Mevlana 741 sene sonra bile bize bugün aynı şekilde vaaz ediyor, yol gösteriyor, yolumuza, ufkumuza ışık tutuyor. Allah Hazreti Mevlana'nın ruhaniyetini bugünkü buradaki ihtivalimizden, bir araya gelişimizden haberdar eylesin. Allah hepimizi Hazreti Mevlana'nın, Ahmed-i Bican'ın, Mehmed-i Bican'ın, bütün Çanakkale şehitlerinin ve her şeyden önce Hazreti Resul-i Ekrem'in şefaatine nail etsin. Ve bu topraklarda Mevlana'nın ruhunun, bu İslam'ın aziz öğretisinin hiçbir zaman solmayacağını biliyoruz. Ama bu ruhun her zaman daha geri bir şekilde var olması için de Cenab-ı Allah'a niyaz ediyor, iltica ediyoruz. Aynı şekilde sadece bu topraklarda değil, Evlad-ı Fatiha'nın halen yaşadığı bütün Balkan coğrafyasında, bütün Türk dünyasında,
bütün İslam coğrafyasında Müslüman kardeşlerimizin yeniden bu ruh etrafında dirilmesini Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini diliyoruz. Ve özellikle bir tarafında İslam'ın kara görüntülerini, daha doğrusu İslam adına kara görüntülerin ortaya çıktığı bir dönemde İslam'ın terörle, adam kesmekle, zulümle, baskıyla eş zamanlı, eş anlamlı hale getirildiği bir yerde. Diğer tarafta da bunu bahane ederek 1,5 milyar Müslümanların hepsini gericilikle, zulümle, terörizmle ve geri unsurlar olmakla itham eden İslamofobyanın hakim olduğu bugün dünyada her şeyden çok Mevlana'nın sözüne ihtiyacımız var. Her şeyden daha çok ve her zamandan daha çok Horasan erenlerinin sözüne ihtiyacımız var. Anadolu erenlerinin sözüne ihtiyacımız var. Balkanlardaki Mevlevilerin, Uşrakilerin, Rufailerin, Bektaşilerin, Mevlana'yı bir İslam, Balkanları İslam yurdu haline getirenlerin hepsinin o barış sözüne, hepsinin o tevhid sözüne her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu söze sahip olmak, bu sözü çoğaltmak ve bu sözü gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak ve bugün yaşayan bütün 7 milyar insana da bu sözü en güzel şekilde yaymak ve öğretmek de hepimizin boynunun borcu olsun, bütün Müslümanların boynunun borcu olsun. Bu duygularla bütün hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Allah Hazreti Mevlana'nın yolundan, onun göstermiş olduğu bu izlekten hiçbirimizi ayırmasın. Allah hepimizi bu yolun sonunda gerçek bir vuslata, öte dünyada da Hazreti Resul'ün sancağı altında hep beraber toplanmaya, buluşmayı nasip etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Sayın Başbakan Yardımcımıza bu anlamlı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklar, manevi haritası baştan başa hazinelerle dolu bir medeniyetin evlatlarıyız. Sahip olduğumuz mirasın şuurunda olarak buradayız. Hazreti Mevlana'nın gel çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından, dört bir köşesinden yüz binlerce insan bu mirası görmeye geliyor. Hazreti Mevlana'nın eserlerinden yayılan bir ışıktır. Her gün daha çok aydınlatıyor dünyayı. Şeriyoruz, kavuşma doğudan batıya, dünyada giderek artan alakayla idrak edilmektedir. Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetleyen Mevlana bize aslında aşk yolunun reçetesini veriyor. İşte şimdi mesnevi güneşinden bir zerre, mesnevi harmanından bir tane, mesnevi ummanından bir katre ancak sunabiliriz. Katre deniz değildir ama denizdendir. Tane harman değildir ama harmandandır. Zaten arif olanlara tarif gerekmez. Dinleyen, anlatandan ariftir. Değerli konuklar, Balkanlarda Mevlana kültürü söyleşileri yapmak üzere Bosna Mesudiye Tekkesi Şeyhi Profesör Doktor Sayın Kazım Hacı Meyliç'i huzurlarınıza davet ediyorum. Ve bu söyleşi sırasında lütfen cep telefonlarımızı bir daha kontrol edelim. Sessizliği ve sükuneti sağlarsak çok iyi olur sevgili konuklar. Başlarız ve selamu aleyküm. Çok değerli Başbakan Yardımcısı, Çanakkale Valisi, değerli misafirler, Balkanlardan gelen heyetler, hanımefendiler ve beyefendiler, Bosna'dan kucak dolu selamlarınızı getiriyorum. Bir Bosnalı, bir evladı Fatiha'nın torunu olarak burada bu güzel mekanda bir şey söylemek de benim için hakikaten büyük bir mutluluktur. Hazreti Mevlana bana
verdiği böyle bir nimet sonsuza kadar şükran edin. Bosna Hersek, Balkanlar, hele Balkanları da Trakya bölgesinde daha doğrusu diyebilsek 33 Mevlevi hane var. Ama Bosna Hersek, Saraybosna bir şehirdir. O şehir Mevlevi hanenin üzerinde kurulmuş olan bir şehir. 1462'de. 1957'de yıkılmış. Bunu yıkanlar kimdir? Hazreti Mevlana'yı tanımayanlar, Hazreti Mevlana'yı bilmeyen, aşk ne olduğu olanlar veya olmayan, aşk ne olduğu bilmeyenler yıkmışlar. Ama şehir hala ayakta kalıyor. Biz mesela Hazreti Mevlana'yı nasıl biliriz? Hazreti Mevlana peygamber değil ama kitabı var. O şekilde biliriz. O şekilde de Hazreti Mevlana'yı anlamaya çalışıyoruz. Ve sonunda fazla uzatmadan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk halkına savaş esnasında, savaştan sonra ve bugüne kadar Bosna'ya, Bosna halkına, Balkanlara yaptıkları yardıma hani teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımla efendim. Tamam. Profesör Doktor Sayın Kazım Hacı Meclis'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklar, Mesnevi'de insan konuşmasını yapmak üzere Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selamünaleyküm. Yedi yüz kırk birinci sene kutluyoruz. Tabii önce arabada gelirken bizim Halit Hoca bir şey hatırlattı bana. Dedi ki bundan 600 yıl önce bunun hayalini söylemiştiniz bize dedi. O günlere döndüm, 6 yıl önce Halit Hoca'ya Bursa'da buranın garip olduğunu, çalışır vaziyette olmadığını ama bir gün oraya çalışmayı, hizmet etmeyi istediğimi ve oradan bütün Balkanları toparlayıp Balkanlarda neyimiz var, şey var burada toplamayı hayal etmiştim. Bu hayalime ortak olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bizi buralara kadar da yalnız bırakmayın, bizi öksüz bırakmayın. Değerli hükümetimizin başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş Bey'e de kalbi teşekkürlerimi ve bütün katılanlara hürmetlerimi sunarım. Tabii buradaki hizmetlerimize destek çıkan Sayın Milletvekilimiz Mehmet Danış Bey'e ve üniversitedeki öğretim üyelerine de ayrıca hepsine de teşekkür ederim. Heyecanımı mazum görün. Biraz böyle heyecanımdan dilim lal olabilir, tutulabilir. Eksik, hatalı, kusurlu konuşabilirim. Baştan aklınızı diliyorum. Kıymetli dostlar,
bu topraklardan dört büyük insanın nefesi geçmiş. Birisi Endülüs'ün yetiştirdiği muhteşem insan İbn Arabi. Arabi'den sonra o Arabi'nin nefesini daha ileriye götüren Hazreti Mevlana. O nefese bir çeşni koyan Hacı Bektaş Veli. Ardından o çeşnileri cem edip bir nefes olan bizim Yunus, koca Yunus geçmiş. Bu dört büyük mana ekli, bu dört büyük insan İslam'ı, Allah'ı, peygamberi, dini sevgi nazarından bakmayı öğretmiş bize. Ve bütün insanları sevgiyle yoğurmuşlar. Bugün ister yaşadığımız coğrafyaya bakalım, ister bütün dünyaya bakalım, insanlar ne kadar halisane sevgiye muhtaç. Dünyanın yedide biri açlık sınırında, dünyanın yedide biri terörle uğraşıyor. Dünyanın yedide biri uyuşturucunun ve fuhuşun pençesinde. Ve insanlar insan yiyor. İnsanlar insan yiyor. Ve bütün diğer insanlar o insan yiyen insan canavarlarını seyrediyor. Çünkü hepsi de insan yiyecek. Bir ülke düşünün, imparatorluktan kalma kendisine bir vazife, bir kendince görev atfetmiş, etrafında dinli dinsiz her kim var ise kucak açıyor. Aslında biz buyuz. Çünkü Hazreti Mevlana bize insanı sevmeyi öğretmiş. Hacı Bektaş Veli 72 milleti bir görmezsen kemale ermezsin demiş. Koca Yunus yaradılanı severiz, yaradandan ötürü demiş. Ve Hazreti Mevlana insanların dinlerini, ırklarını, dillerini arkasına atıp insanı insan olduğu için sevmemiz gerektiğini anlatmış. Ve öyle bir insan sevgisi ortaya koymuş, araştıranların bir kısmı az önce Sayın Başbakanımızın dile getirdiği kendi lisanından, ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum sözüne bakmadan onun hümanist bir kimse olduğunu dahi söylemişler. Çünkü öylesine insana değer vermiş ki Helenistik çağdan kalma hümanist dinin temsilcisi gibi görülmüş. Çünkü Hazreti Mevlana Kur'an'ın kulu. Ve beytinde der ki Allah insanı ahsen-i takvim üzerine yarattı. O güzelliği görmek için dürüst bir göz gerek der. Kıymetli dostlar, insan Allah'ın yarattığı ahsen-i takvim üzerinde her şeyiyle kemale gelmiş bir varlık. Eğer insan olmamış olsaydı Allah'ın Allah'lığını bilecek yeni bir varlığa ihtiyaç vardı. Cenab-ı Hak insanı yaratırken kendisini zikredecek, kendisini tanıyacak, bilecek, teşbih edecek ve kendisini tenzih edecek formatta yarattı.
Buna Cebrail aleyhisselam dahi yetişemedi. Çünkü insan Allah'ı bilmede, Allah'ı tanımada, Allah'a hamde, Allah'ı bilmede önüne bir sınır teşkil edecek bir varlık değil. Ve Cenab-ı Hak tanınmayı sevdi. Tanınmayı sevdiği için komple alemi yarattı. Alemleri yarattı. Bu alemlerin içerisinde de insanı yarattı. İnsan. İnsan. Dinlerin geliş sebebi. İnsan. Dinlerin varoluş sebebi. İnsan. Peygamberlerin gelme sebebi. İnsan. Din. İnsan için indirildi. İnsan din için değil. İnsan din için değil. Ve din adına katliamlar yapılsın diye değil. Mezhepler, meşrepler, tarikatlar adına üzülsün değil, kırılsın değil, incinsin diye değil. Ya Allah'ı bilsinler, Allah'ı tanısınlar, iyi insanlar olsunlar, dünyayı cennete çevirsinler diye yarattı. Kıymetli dostlar, insan dünyayı cennete çevirmekle mükellef. İnsan, insanca yaşamaktan ve yaşatmaktan mükellef. Bizim aldığımız terbiye, dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığa aykırı bir şey var ise, oraya insanlığı götürmek, oraya insanca yaşamayı götürmek, oraya insanca davranmayı götürmek. Kıymetli dostlar, bu dört büyük pirin yoğurduğu hamur ile bu topraklardan bir medeniyet fışkırdı. Bu topraklar bu medeniyeti yaşadı. Benim bir hayalim var. Ben inanıyorum ki bu medeniyet düştüğü yerden kalkacak yine. Ben inanıyorum ki dünya bu medeniyeti bekliyor. Ben inanıyorum ki bu topraklardan yeniden bütün dünyaya sevgi tohumları dikilecek. Bu inancımı taşıyorum. Bu inancım uğruna kendimce o medeniyete bir tuğla koyabilir miyim derdindeyim. Kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana İnsana o kadar değer vermiş ki beytinde diyor ki sen bu alemlerin cevherisin. Bu alemlerin özüsün. Peteği arı yapar. Petek arı ve bal yapamaz. Sen bu alemin arısısın der. O zaman biz peteğe muhtaç değiliz. Biz bala muhtaç değiliz. Biz insanız. Peteği yapacak olan biziz. Balı üretecek olan biziz. O zaman biz birer arı gibi ballar bağını yapmakla mükellefiz. O zaman biz o ballar bağını yapmakla mükellefsek bunu insanların üzerinde insanlarla beraber yapmak mükellefiz. İnsanları sevmekle bu yolda ancak bir yere varabiliriz. Eğer önce insan diyemiyorsak, içinde bulunduğumuz meşrep, mezhep, din, felsefe, her ne var ise bizi zarara götürecektir. Önce insan demeliyiz. Önce insana insan olduğundan dolayı kıymet vermeliyiz. Değer vermeliyiz. Eğer insana insan nazarından bakamıyorsak ve bu değer yargısını kendimizde oluşturamıyorsak biz o medeniyetin temelini atamayız. Biz o medeniyet yolunda yürüyemeyiz. Bugün Amerika'daki siyah vatandaşla, beyaz vatandaşla, İngiltere'deki vatandaşla, Almanya'daki de, Moskova'daki, Çin'deki de insanlığa özlemliyorlar. İnsanlığa açılar. Ve bunu öğretecek öğretiler araştırıyorlar. Hazreti Mevlana'yı en fazla araştıran İngilizler ve Amerikalılar.
Muhittin Arabi'yi en fazla araştıranlar İngilizler ve Amerikalılar. Kürsüler kuranlar onlar. Bu yeni daha 5-6 yıl oldu. Konya'da da Mevlana Araştırmalar Vakfı ve kürsüsü kuruldu. Yeni. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Mevlana'nın mesnevisi bu ülkede irtica kitabı diye okunmadı. Benim kitaplığımda polis arkadaşlar Buhari'yi, Mesnevi'yi irticai kitaplar olarak listeleyip Cumhuriyet Savcısı'nın önüne koydular. Cumhuriyet Savcısı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazdı. Bunlar dini kitap mıdır diye. Ve biz günlerce orada bekledik. Onların dini kitap olmasının gelecek, dava düşecek diye. Kıymetli dostlar, şimdi baktığımızda ne kadar çok ihtiyacımız var sevgi diline. Ne kadar çok ihtiyacımız var meşrepsiz, meşrepsiz, mezhepsiz, ötelenmeden, cemaatsiz, tarikatsız bir dile. Bana hiç kimse Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden şu mezheptedir diye bir ibare bulamaz. Hazreti Mevlana Hanefi'dir ama mesnevide Hanefilikten bahsetmez. Hazreti Mevlana Hoca Ahmet Yesevi'den gelen bir öğretiye tabidir. Hazreti Mevlana'nın tarikatını bilemezsiniz. Hazreti Mevlana ben Kur'an'ın kulu, Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum der. Ben aşkın çocuğum. Benim annem de aşk, babam da aşk. Beni aşk doğurdu der. Hazreti Mevlana insana der ki, insana bütün alemler senin için yaratıldı der. Sen niçin bu alemlere bakıp avlanmaktasın? Kendine dön. Kendinden arada. Kıymetli dostlar, o her şeyi sevdirdiği gibi bize ölümü de sevdirdi. Hiçbir inanışta ve felsefede ölümü sevmeyi beceremezler. Ölümü seven bizleriz. Bizler ölümü severiz. Hazreti Peygamber sevdiği için severiz. Hadis-i Kutsi'de Allah'a ulaşmayı isteyene Allah da ulaşmak isterler. Bu sevgiyle yürürüz. Ona kavuşacaksak, ona gideceksek ölüm bizim için çok tatlı bir şerbet gibidir. Ama bunu bize sevdiren Hazreti Mevlana'dır. Der ki, ölümle haşa arkadaş olmuşçasına, ben ölürsem sakın bana öldü demeyin. Aslında ben ölüydüm, dirildim, beni dost aldı götürdü değiller. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanır dedi. O da diyor ki dünya hayatı için ben ölüydüm ve Cenab-ı Hak beni burada diriltti. Beni burada diriltti. Önemli olan o uykudan uyanıp dirilmek. Biz o uykudan uyanır dirilirsek işte o zaman dost bizi alıp götürecek. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Bizi beklediğiniz çok teşekkür ediyorum. Böyle kısadan geçiverdim. Der ki, beni yerde arama. Eğer beni arayacaksan, aşıkların gönlünde ara. Beni yerde arama. Toprakta arama. Ye. Aşıkların gönlünde ara. Vasiyetini okuyup konuşmama son verecek.
ben size gizlice ve açıkça Allah'tan korkmayı, gizlide de açıkta da Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, günahlardan çekinmeyi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyet ve cefasına dayanmayı, avam ve sefihlerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerem sahibi, salih kişilerle beraber olmayı vasiyet ederim. Çünkü onların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olandır. Öldüğüm gün taputum götürülürken bu dünyada benim dünya derdim var sanma. Benim için ağlam, yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gömdüğün zaman ayrılık deme. Benim buluşmam, kavuşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman elveda, elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün değil mi? Dolmayı da seyret. Güneşle ayaklıktan isyan gelir mi? Yere hangi tohum ekildi de bitmedi? İnsan tohumu bitmeyecek diye şüpheleniyor musun? Toprağa konulduğumu sanıyorsun değil mi? Ayağımın altında bu yedi kök var diyen Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin 741. düğün günü tüm milletimize, burada bulunanlara ve tüm aşıklar âlemine hayırlı mübarek olsun. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için sizlere de ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Dervişliğin benim meşhur bir tekerlemem var ya, bizim cebimiz yok, bizim paramız, pulumuz da yok bu manada. Bizim çam sakızı çoban armağanımızı, çoban armağanı diyelim. Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Bey'e buraya teşriflerinden dolayı bir küçük hediyemiz. Bu hizmetlerde desteğini ve hizmetini bütün valilik ve bütün kurumlarıyla beraber ve bu üstün program çünkü hiç aksamadan bilim bilimine gitti. Bütün kurum ve kuruluşların üstün gayretinden dolayı sayın valimize de bir küçük hediyemiz olacak. Lütfederlerse inşallah, buyursunlar efendim. Bu çocuğumuz, bu küçük semacımız Çanakkale'de yetişti, burada yetişti. Burada üniversitemizde mevcut olan eski kilisede bir kültür evi gibi oldu. Orada da semazenler yetişiyor şimdi, sohbetler oluyor, semalar oluyor. Bu kardeşimiz de Çanakkale'nin semazeni. O yüzden Sayın Başbakan Yardımcımıza bir çiçek sunacak. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle kitaplarının özünün özü dediği Mesnevi. Sayın Başbakan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu seyirlerimize de bu seyirlerimize de teklemizi ziyaret etmişti. Orada sohbet etmiştik. Allah razı olsun kendisinden. Başarılı hizmetlerinin devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hürmet ediyoruz. Allah razı olsun. Bu semazenimiz de dünyanın en küçük semazeni. Bu
Çocuğumuz da Allah razı olsun Bursa'dan. Bu dünyanın en küçük semazını biz o birincili hiç kimseye bırakmadık daha. Biz dünya üzerinde bu konuda biraz şatahat yapayım. Biz tekiz. Dünyanın en kalabalık semazen grubu ile yaklaşık 150'nin üzerinde elbiseli semazenimiz var ve her sene en küçük semazenimizde Sayın Valimize teşekkür ediyorum. O da bir çiçek sunumu yapacak. Sayın Valimize de Mesnevi Şerif kitapların özünün özü diye Hazreti Mevlana'nın söylediği bir hayat kitabı. Yeni tanıştık, mutlu olduk. Gerçekten bizi destekliyor bu konuda. Bu mekanı destekliyor. Bu önemli bir mekan. Dünyanın en büyük Mevlevi hanesindeyiz şu anda ayakta duran. O yüzden Sayın Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burası bir depremde hasar görmüştü. Çok hızlı bir şekilde, umulmayacak hızlılıkta buranın tadilatı yerine geldi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, şimdi sema başlayacak. Sema, Mevlevilerin bir zikir törenidir, ibadettir. Biz semaver arkadaşlarımıza, kardeşlerimize semavenin bir dönüşüne bir çarp deriz. Her çarpta Allah demesini öğretiyoruz. Onlar kendi içlerinden her döndüklerinde bir çarp attıklarında Allah diyorlar. Ben sizlerden bir şey istirham edeceğim. Sema esnasında hiç yorum yapmayalım. Oturduğumuz yerden Allah diyelim. Hani Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'inde bahseder ya, bir kez aşk ile Allah deseydi insan, dökülür cümle günahları misli haza. Kıymetli dostlar, kim cemaat halinde Allah der, zikrederse af olmuş olarak dağılır der. O yüzden sema bu manada bir zikir ibadetidir. Zikrederler. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Semazenler de Allah'ı zikirle Allah'a uzat olmayı hayal ederler. Onun için hep beraber semada sessiz bir şekilde alkış yapmadan, alkışlamadan, yorum yapmadan, yorumlamadan Allah'ı zikrederek de sema edelim. İlla ki sema etmek burada çarp atmak değil. Bir kimse gönül olarak, sevgi olarak neredeyse oradadır. Hani Hazreti Mevlana der ya, neyi arıyorsan olsun sen. Eğer ekmeğin peşinden gidiyorsan ekmeksin. Padişahın peşinden gidiyorsan padişahsın. Eğer onu arıyorsan sen olsun der. Biz hep arayanlardan olalım. Semada buluşma dileğiyle geceniz hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, çok değerli eşleri, kıymetli hanımefendi, değerli konuklar. Mevlevilik geleneğinde sema edilecek bir alanın semaya hazır hale getirilmesi, Mevlana Şerif uyandırma adına verilen bir seremoninin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bir semazen, sema edilecek alana da daha önce kırmızı bir posta gelir ve kendine has gülbankilerle o postu alana serer. Mevlevilik geleneğinde kırmızı post,
insani kemali, yani en üstün, en yüce insanı, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sembolize etmektedir. Bu kırmızı postun kendine has gülbaklarla alana serilmesinden sonra Mevlevi ayini şerifi başlamış kabul edilir. Birazdan salona girecek olan bütün sazendeler, mutrip heyeti ve hanedenler de semazenler insan-ı kemali temsil eden bu kırmızı postu baş keserek selamlayacaklar. Hazreti Mevlana dostları, Mevlevi ayini şerifi ortak icra etmeleri için Çanakkale, İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ'dan gelen semazenleri huzurlarınızda davet ediyorum. Demi Hazreti Mevlana, Sırrı Şems-i Veled, Kerem-i Hazreti Ali, Sefahat-i Muhammed-i Nebiyel Ümmi, Tahsil-i Rıza-i İlahi, Hu diyelim, Hu. Değerli konuklar, ayrıca programın huzur içinde icra edilebilmesi bakımından küçük bir hatırlatmada ben de tekrar bulunmak istiyorum. Program boyunca cep telefonlarının kapalı tutulması, semahın ilk 5 dakikasından sonra flaşlı fotoğraf çekilmemesi, ayini şerif icrası esnasında alkışlanmaması ve ayin sona ermeden salonun terk edilmemesini önemli rica olun efendim.